Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'ten herkese merhabalar. Kutay Korap ben. Kripto Para programına hoş geldiniz. Bugün Aykırı Apex Araştırma Müdürü Beste Nasüllü bizlerle birlikte. Hoş geldin Beste. Hoş bulduk Kutay. Şimdi haber başlıklarıyla her zamanki gibi bir ısınmamızı gerçekleştirelim. Ardından teknik analizlerini de tabii ki de senden almak istiyorum. İlk habere baktığımda ben Çin kendi halkına 1.5 milyon dolarlık dijital para dağıttı diye bir haber başlığı var. Evet. Bu nedir? Yani mesela örnek veriyorum, benim cüzdanım yoksa bu bana nasıl geliyor? Ya hesabı olanlara mı dağıttı? Nedir detayları? Senden diyeyim. Bir de nüfus da, yani 1.3 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. 1.5 milyon dolarlık bir dijital parada çok yani, minimal kalıyor galiba. Tabii canım, yani şimdi baktığın zaman Türkiye'de dağıtsalar muhtemelen en çabuk dijital parayı kavran Türkler olurdu. Ama yani şimdi baktığın zaman Çin'e yani 1.2 milyar dedin. Dağıtılan 1.3 milyar civarında dağıtılan da 1.5 milyon dolar. Yani 1 milyon, 1 milyar nüfusu var. Dolayısıyla şimdi şöyle bir baktığımız zaman aslında buradaki kişi başa düşenden ziyade Çin'in böyle bir teknolojiye kendisini adapte etmesi, hı hı, ve bu teknolojiyi direkt tabandan yayması aslında çok önemli bir gelişme. Acaba şunu düşünmek lazım, yani Amerika ile Çin arasında olan bu savaş, ticaret savaşı, yoksa bir Shenzhen Silikon Vadisi kapışması mı? Buna bakmak lazım. Hı hı. Çünkü şu anda Çin aynı zamanda onların en büyük sanayi kenti olan Shenzhen'i core machine dediklerimiz çekirdek makineye, yani aslında bu gelişmelerin, dijitalleşmenin çekirdek ana merkezi haline getirmeye çalışıyor. Yani şu anda Çin karşımıza daha güçlü bir Silikon Vadisi, evet, projesiyle çıkıyor. Ve son zamanlarda özellikle Japonya, Güney Kore, Amerika, Kanada, Türkiye aynı şekilde bu çalışmalarına devam ediyor. Bir şekilde bir dijitalleşme, paranın dijitalleşme çabasında, hı hı, olduğunu görüyoruz ve merkez bankaları da bunda öncülük ediyor. O yüzden Çin'in atmış olduğu bu adım oldukça önemli. Projesi de dediğim gibi önümüzdeki dönemlerde hem Amerika'nın başa sıkıntı çıkaracak, hem de dünyanın teknoloji eksenine bir yön verecek. Şimdi mesela buna dair bir örnek daha verebiliriz. Bugün Aykırı Apex bülteninde de yer almış. Rusya Merkez Bankası'ndan da CBDC hazırlıyor. Bu, evet. CBDC nedir? Mesela Rusya Merkez Bankası dijital ruble yaptığını paylaşmış. Hı hı. Bunun da mesela çok da büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. 10 milyon dijital yuan dağıtılmasıyla arasında çok büyük bir fark yok sanki, ne dersin? Yani aslında şöyle söyleyeyim. Ülkeler belki de siyasi anlamda birlikteler ama bu tarz politik ekseriyet değişiminde özellikle yalnız bireysel, yani ülke çıkarları da olsa davranıyorlar. Ve ben Rusya için bu anlamda çok önemli bir projesi belki birlikte olmayabilir. Çünkü dediğim gibi şu anda her ülke kendi teknolojisini yeni dünyaya entegre etmeye çalışıyor. Ve şunu da söylemek gerekirse Rusların bu çalışması dünyada tek başlarına değil. Özellikle bu pandemi bize ne öğretti? Hatta geçen gün bir araştırma vardı. Kağıt parada koronavirüs 28 güne kadar durabiliyormuş. Şimdi bu pandemi bize paranın da dijitalleşmesi gerektiğini, tabii, önce sağlık açısından başladık ama neticede ve Fed'in de bir çalışması vardı. Rusların çok önemli bir, ben bu hani alt başlıklı da altını çizdiğim bir yer göremedim projede. Ama önemli olan kısım şuydu. Fed'in yapmış olduğu çalışmada, bunu burada da konuşmuştuk. Fed'in yapmış olduğu çalışmada şöyle bir durum vardı. Fed direkt halka kendisi bu dijital parayı dağıtacak. Yani merkez bankaları mesela bizim kullandığımız, telefonlarda kullanmış olduğumuz işte Türk lirasını mesela şöyle söyleyeyim. Ben nasıl banka aracılığıyla kullanıyorsam aslında dijital para dedikleri de bu. Ama Fed bunun biraz daha altını doldurdu. Ne bu? Diyor ki ben aracı bir muhabir banka kullanmadan bu parayı direkt halka vermeyi düşünüyorum. Yani aradaki bankaları kaldırıp Fed ile Amerikan halkının buluşması gibi düşünelim. Örnek veriyorum, başka bir ülkede yine Merkez Bankası'nın aracı olmadan direkt doğrudan halkına hangi para birimini kullanıyorsa bunu dijital olarak hesabına yatırması olacak. Şimdi mesela burada Lagarde'ın da geçen haftalarda önemli bir açıklaması vardı. Lagarde, evet, dedi ki yani kağıt para kullanımını da bir noktada şey yapmamalıyız, hani kağıt paraya bağlı kalmalıyız dedi. Aslında bu da sanki biraz daha endişelerin arkasında yatan bir sinyal gibi okuyabilir miyiz? Ben bunun açıkçası biraz şey de okuyorum. Yani Lagarde bence daha halen daha dünyanın ne tarafa doğru kaydığını anlayamamış ve hani biraz daha böyle teknolojiye, klasik, evet, klasik bir bakış açısı. Yani ekonomide de öyle vardır. Klasik ve yenilikçi bakış açıları vardır. Dolayısıyla hani Lagarde, İngiltere gibi baktığımız zaman ülkeler dijital para, artık kriptoya da geçtim, dijital para hakkında çok sakıncalı veya da çekinceli açıklamalar yaparken bir yandan da bakıyoruz ki diğer ülkeler
birbirleriyle parada dijitalleşme yarışına girmişler. Yani o yüzden hani Lagarde'ın açıklamaları biraz daha temkinli. Ha, eğer bunu tabii ki de şey yapıyorsa biraz daha geride kalmış bile diyebiliriz. Geride kalmış bile. Şimdi mesela seninle bir konuyu daha değerlendirmek istiyorum. O da şu ki Bitcoin'de kurumsal alımlar ön plana çıkıyor dedik. Evet. Bu bizim başlığımız. Şimdi Bitcoin öncelikle kimlerin elinde? Bir onu da bir değerlendirelim. Bir şöyle bir geneli görelim ki özele doğru kimlerin aldığını, kurumsal alımların ne anlama geldiğini de seninle değerlendirmek isterim. Şimdi bir tablomuz var. Ekrana da tam olarak yansıtabilirsek Beste Nazar üzerinden anlatır bizlere. Detaylarını da kendisinden duymuş oluruz. Beste, bu tablo nedir? Detaylarını bir senden dinleyelim lütfen. Şimdi eskiden biz özellikle Bitcoin'i daha çok balina hesaplarla bağdaştırdık. Bize şunları soruyorlardı. Yani kripto paralardaki işte para fiyat spekülasyonları çok yüksek. İşte balina hesaplar istediği gibi oynattırabiliyor deniyordu. Ama bu tabloda gördüğümüz zaman biz şunu görmeye başladık. Şu anda Bitcoin'in piyasadaki dolaşımının %3'ünü 11 tane halka açık kurumsal şirket tutuyor. %3'ünü. %3'ünü. Dolayısıyla biz artık hani Bitcoin'i balina hesaplarla değil, kurumsal hesaplarla almaya başlıyorsak, bu gerçekten Bitcoin öncülüğünde diğer altcoin'ler ve kripto para piyasası için oldukça önemli ve kripto para piyasasını kurumsallıkla bağdaştıran ve oradaki statüsünü belki de değer kazandıran bir gelişme oldu. Dolayısıyla bu tablo bizlere çok güzel bir durumu da aslında özetliyor. Yani yavaş yavaş firmalar, kurumsal firmalar, üstelik halka açık firmalar finansal varlıklarına Bitcoin katmaya başlamışlar. O yüzden buradaki tablo bizlere artık kripto para piyasasının Bitcoin öncülüğünde iyi bir statüye doğru ilerlediğini bizlere gösteriyor. Evet, burada 11 tane firma var. Bu 11 tane firma toplam kripto paraların %2.82'sine tekabül ediyor. Bu rakamda nasıl söyleyebiliriz? Şöyle belki özetleyebiliriz Veseniz. Geriye kalan Bitcoin adeti kadar bir kısmı ellerinde tutan 11 şirketten bahsediyoruz herhalde. Aynen öyle. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde işte ülkelerin ve hatta kendi işte finansal kuruluşlarının veya da reel sektörün Bitcoin alımlarını biz belki daha çok tutmaya başlayacağız. Evet. O yüzden kripto paraların yıllar içerisindeki evrimleşmesine baktığımız zaman bir yanda balina hesapları konuşurken şimdi halka açık şirketleri konuşuyor olmamız bu statüde değerlendirmesi gereken önemli bir nokta. Önemli bir nokta. Şimdi bir de son olarak şunu sorayım, ardından teknik analiz tarafına da geçin. Ethereum güncellemesinde son durumu bir senden dinleyelim. Nedir, ne değildir? Nereye evrildi bu 2.0? Biraz bir belirsizliğe mi doğru gidiyor? Ne dersin? Evet, dün biz de şöyle iCrypex Twitter analiz Twitter hesabından bir akış başlattık. Yaklaşık 2 yıldır bu Ethereum güncellemesi bekleniyor. Evet. Ama artık final test dediğimiz son deneme sürümünün son aşamaya geldik. Geçen hafta bununla alakalı bir testnet sürümü başarısız oldu. Dün itibariyle, daha doğrusu 2 gün öncesi itibariyle yeni bir testnet sürümüne başladılar. Ve bununla beraber Ethereum fiyatları da %3,5'lık bir değer kazandı. 2 hafta önce yaklaşık 310 dolarlarda gezinen bir Ethereum varken şimdi 380 dolarlarda Ethereum fiyatının olduğunu görüyoruz. Açıkçası şöyle söyleyeyim, burada Ethereum güncellemesinde artık 2 yıldır bir çalışma içerisindeyiz. Sonlara gelmiş bulunmaktayız. Sene sonuna doğru Ethereum'un son sürümünün artık başarıya tamamlanacağı ve bu geçişe hazırlanacağından bahsediliyor. Fakat dediğim gibi burada 2 yıllık bir beklenti var ve artık geldik son aşamasında bulunuyoruz. Dolayısıyla sene sonuna eğer Ethereum'un 2.0 son sürümü güncellenmesi gelirse muhtemelen burada fiyatta da bir fark yaratacak diyebiliriz. Son şimdi gözüme çarptı. Bu maddeyi de seninle konuşalım. Çok kısa, ardından hemen teknik analizlerimizi de değerlendiririz. PwC bir rapor paylaşmış. Raporda diyor ki blockchain 2025 yılında küresel gayri safi yurt içi hasılayı 1.76 trilyon dolar arttırabilecek demiş. Ben bunu biraz şeye benzettim. 1200 dolarlık hane halkına doğrudan para yatırıldığında sen demiştin bunlar kripto paralara bir kısmı gitti. Evet. Bu da o parayı büyüttü. Evet. 2 katına, 3 katına katladı. Sanki bu tabloda biraz da küresel gayri safi yurt içi hasılalara da yansıyacak gibi. Ne dersin? Şimdi tabii orada gayri safi yurt içi hasılayı devreye girdiği zaman
bu sefer makro değişkenlere etkilen mikro değişkenlere bakmak kesinlikle lazım. Biliyorum çok karmaşık bir cümle oldu ama yani şunu söyleyeyim. Hane halkından artık büyük kurumlara bakmak lazım. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına katkı sağlayan kurumlara dikkat etmek lazım. Bu sefer eğer blockchain teknolojisini tabii bahsettiğimizde teknoloji alanı, hız alanı, belki de kurumların maliyetsel oranda çok ciddi bir katkı sağlayacak. Ama şöyle söyleyeyim, bu blockchain içerisinde alınıp satılan dijital paralara bu sefer biz bakmaya başlayacağız. Nedir bunlar? Tabii ki de ben ilk etapta kurumların kripto para transferlerine geçip de ödemelerini bununla yapması bir anda hızlı bir geçiş beklenemez. Bu biraz daha yumuşak bir geçiş olacak muhtemelen. Eğer ülkeler bu paranın dijitalleşme yarışında hangisi bayrakta ön plan tutarsa bu sefer neye bakacağız? Bu sefer merkez bankaların rezerv para birimlerine bakacağız. Yani doların statüsü değişir mi? Doların statüsü bu sefer paranın dijitalleşmesinden kaynaklı bir değişim yaşayabilir. Eğer orada dolar dijitalleşmede bayrağı öne alırsa bu sefer yine biz aynı statüyü konuşacağız. Yani aynı durumu konuşacağız. Ama dediğim gibi burada eğer kurumlarda bir blockchain teknolojisine hızlı bir entegrasyon görürsek bu paranın dijitalleşmesi ve bunun bir anlamda kullanım açısından da gayri safi yurt içi hasılalara kadar etki yaratabilir. Hızlı bir şekilde bir fiyatlamaları alalım. Ardından 3 dakikalık bir süremiz kaldı. Besenaz'da biraz da teknik tarafını değerlendirmeye çalışalım. Bu kripto paraların Bitcoin 11.426 dolar, %0.13'lük geri çekim var. Litecoin'de %1'lik prim, 50 doların üzerinde. Ethereum ise 382 dolar. Şu an ne dersin Besse? İlk grafiğimiz Bitcoin. Evet. Senden bir Bitcoin analizi rica ederim. Şimdi Bitcoin'i biraz daha kısa vadeli bir görüş açısı kazandırmak istedik. Şöyle baktığımız zaman Eylül'ün 7'sine itibaren başlayan bir minör bir yükseliş trendi var. Aynı zamanda 12.400, 12.500 hattından gelen alçalan trendi de kırdık. Şimdi tabii burada siz çok değerli teknik analiz sunumları, yayınları yapıyorsunuz. O yüzden izleyicilerin aşina olduğu bir durum. O da ne? Bayrak formasyonu. Bayrak formasyonu. Tam ben de onu diyecektim. Bayrak formasyonu. Dolayısıyla yükseliş trendinde böyle bir bayrak formasyonunun belirginleşmesi bize şunu anlatıyor. Bayrak formasyonu trendin devam niteliğindedir. Bayrak ters bayrak şeklinde. Ben burada 14.500 dolarları görüyorum herhalde. Yanlış mı? Yok. Yok. 12.500 pardon. 12.600'lere denk geliyor. Dolayısıyla şu bayrak boyunu buraya vurduğumuz zaman şu tepenin gelmiş olduğu, trendle başlamış olduğu 12.600'lere tekabül ediyor. O yüzden Ağustos 17 zirvesi herhalde. Aynen öyle, 17 Ağustos zirvesi. Dolayısıyla şöyle bir bayrak görünümü, eğer teknik altyapıda yani haber değişimi bir altyapıya değişim yaşamazsak haber bazlı bu bizlere 12.500'lere 12.600'lere şu bayrak formasyonunun bayrak boyu kadar mesafe sağlıyor. Hemen bir de Ethereum'u rica edelim yönetmenimizden, bir de onun analizini Besenaz'dan hemen isteyelim. Çok da kısa bir süremiz kaldı. Ethereum grafiği de geldi. Bir de Besenaz buradan Ethereum'a dair analizini alalım. Ethereum'da da şöyle 313 dolardan başlayan bir ana desteğimiz söz konusu. Ve buradan oluşturduğumuz bir yükseliş kanalı da var. Dün itibariyle 390'ları test ettik. Biraz bugün geri çekildik ama şurası 377, burası ise 355 dolar. 355 dolar buradaki bizim hem orta noktamız hem de iyi bir trend noktası olacak. Fakat şimdilik gün içerisindeki gelişmelerde 375 dolar diyoruz. Biraz daha şöyle bir uzaktan bakarsak 355 doların majör destek olduğundan bahsedebiliriz. Şimdilik böyle bir yükseliş kanalı içerisinde yükseliş trendi oluşturdu. Şu anda yavaş yavaş bir yükseliş söz konusu. Hemen bir de hızlı bir şekilde Chainlink'i alalım. Ardından kapanışımızı gerçekleştiriyor olacağız. Onda grafiği geldi. Ne dersiniz? Kutay, belki de son zamanlarda bize en çok gelen soru Chainlink'le alakalı. Link'te şöyle bir durum vardı. Baktığımız zaman oluşan bir düşüş trendi baktığımızda 12 Ekim itibariyle kırıldı. Yükseliş kanalı söz konusu. Şurası da yaklaşık yani bizlere geldiğimiz nokta 10.50, 10.60 civarına tekabül ediyor bu yükseliş kanalı. Yukarısı da 13'lere denk gelmekte. Şimdilik bu yükseliş içerisinde kanal bozulmadı, yükseliş devam ediyor. %30'luk bir potansiyel olma ihtimali de var diyorsun. Besenaz, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarından dolayı. Teşekkür ederim. iCrypex Araştırma Müdürü Besenaz Süllü bizlerle birlikteydi. Bugünlük de kripto para programının sonuna geldik. Yarın aynı saat diliminde tekrardan görüşmek üzere.